Colendon Banker değerleriyle programımız tam zamanı başlıyor. Bugün 4 Aralık 2023 günlerden pazartesi hafta başındayız. Artunç Bey ve Tuna Bey ile birlikte programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar. İyi haftalar. Tabii ki bu hafta başı itibariyle çok yoğun bir veri takvimine giriyoruz. Önemli yurt dışından, küresel taraftan gelecek olan önemli veriler var. Bu veriler ışığında da biraz daha önümüzdeki süreçte hem Avrupa tarafında hem de Amerika tarafındaki görüntüler netleşecek gibi gözüküyor. Türkiye içerisinde de şimdi önemli gündem maddeleri var tabii ki. Hafta başı itibariyle de bunları konuşacağız. Öncelikli olarak tabii ki enflasyon verisi geldi. Buradaki enflasyon verisiyle dilerseniz açılışı yapalım Artunç Bey. Arkasından da Tuna Bey ile devam edelim. Evet, herkese tekrar iyi haftalar. Biz yayınlarımızda hem finansal okuryazarlık açısından bakıldığında en karışık ekonomik verileri ya da piyasaların konuştuğu başlıkları bile hem anlaşılır anlatmaya çalışıyoruz. Hem de gerçekten profesyonellerin bile tahmin ederken işlerine yarayacak detayları vermeye çalışıyoruz. O yüzden hem Bahadır Bey hem de bugün de Tuna Bey'in katılımıyla birlikte gençlere biz finansal özgürlük konusunda genç yorumcularla birlikte, genç ama tecrübeli yorumcularla birlikte bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden ben çok mutluyum bir yayından, bir onu ifade edeyim dedim. Şimdi Çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Enflasyon verisine gelince, şimdi enflasyon verisi neden önemli? Artık bir 2023'ü de tamamlıyoruz. Hemen dönüyoruz 2022 rakamlarına bakıyoruz. Aynı ay 2022'de enflasyon neymiş? Bu ay ne? Enflasyon verilerindeki düşüş bu anlamda durmuş. Ne demek? Geçen yılın aynı ayındaki veriler zaten hani düşük verilermiş görece olarak bakıldığında. Şimdi bu ay gelen rakam da geçen ayın da altında değil. O yüzden enflasyon tekrar bir kafasını kaldırdı. Demek ki bu enflasyon canavar canavar canavar. Canavarı yaratan da biziz. Bu canavarı öldürecek olan da biziz. Para politikası uygulanıyor. Faiz artışları uygulanıyor. Faiz artışları ile birlikte enflasyonda bir miktar hız kesme var. Ama bir yandan da bir katılık var. Çünkü dünyaya biz çok bağımlıyız. Özellikle enerji açısından. Enerji fiyatları belirleyici. Dünyaya biz bağlıyız. Finansman açısından. Finansman maliyetleri çok önemli. Bunlar bütün yatırım araçlarını etkiliyor. Borsayı da etkiliyor. İnsanların harcanabilir gelirlerini de etkiliyor. Şimdi işte asgari ücret tartışması yavaş yavaş başladı. Para politikasında gösterilen cesaret ve bir miktar ekonomiyi yavaşlatan adımlar ki sanayi üretimi verimlerinde, cari açık verilerinde Türkiye'nin ekonomik aktivitesindeki yavaşlamayı çok net görüyoruz. Acaba bu gelen enflasyon verilerinin ardından İleriye dönük bir endeksleme ile asgari ücret artışı yapılacak mı? Bu asgari ücrette ileriye endeksleme yapılmaz, geleceğe yapılırsa enflasyondaki düşüş duraklayacak, hatta kafasını tekrar yukarı çevirecek mi? Maliye çok büyük vergilerden bahsediyor. Bir tarafta gelir arttırıcı bu önlemler sağlanırken tasarruf arttırıcı önlemler, eğer maaş artışları ya da enflasyon alışkanlıkları tekrar enflasyonu yukarı çevirir mi gibi soru işaretleri var. Sözün özü önemli bir yerdeyiz. Özellikle perakende tarafına baktığımızda enflasyonun bir miktar azalması, mesela bu ay perakende de TÜFE rakamının altında bir enflasyon artışını beraberinde getirdi. O yüzden bir geçiş dönemindeyiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir, enflasyon verileri artık her zamankinden daha önemli çünkü gerçek veriler gelmeye başladı. İki, enflasyonla mücadelede gelen enflasyon verilerinin doğru okunması ve buna karşılık ücret artışlarının buna uygun yapılması önemli. Üç, şirketlerin finansman maliyetleri açısından bakıldığında vergilerin artması ve enflasyona bağlı faiz artışlarının olması dolayısıyla şirket performansları düşecek. Bu borsayı beraberinde etkileyecek. Dört, Mehmet Şimşek de söyledi, ihracatta yönelsin şirketler dedi. Bugünden yarına şirketler ihracata yönelemez. Mevcut yönelenler bile katma değerli ihracat yapıyorsa para kazanabilir. Çünkü kur bir miktar daha baskı altında kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ben önümüzdeki günlerde Türk lirasının enflasyonun daha az altında dolara karşı değer kaybedeceğini düşünüyorum. Yani
dolarda bir artış olacak ama enflasyonun altında bir artış olacak. Ve son olarak da bakıldığında mesela altın fiyatları da dünyada da işte enflasyonla mücadelenin sonuna geldiğinde artık FED faiz indirimlerine başlayacak Mart'tan Nisan'da diye 2148'i gördük altının ons fiyatında. Sözün özü, ben sözü size bırakırken, hisse senetleri piyasası açısından alternatif yatırım araçlarının maliyetlerinin arttığı, altın gibi, işte tahviller gibi, öte yandan da şirket karlılıklarını etkileyecek şekilde ekonomik aktivitenin yavaşladığı, vergilerin arttığı bir dönemle karşı karşıyayız. Ben o yüzden her zaman söyledim, tekrar ederim. Borsa endeksinde daha temkinli, daha yatay ama şirketler bazında çok daha seçici bir dönem bizi bekliyor gibi geliyor bana. Evet, buradan aslında yurt içi piyasayı konuşurken biraz da piyasaların görüntüsü nasıl olacak bu veriyle birlikte, özellikle bir volatilite kısa dönem için bekleniyor mu? Yıl sonuna doğru artık yaklaştık. Tuna Bey, genel bir yorumu da sizden alalım. Evet, teşekkür ederim. Ben de Kolendi Menkul Değerler'in bu yayınlarından ötürü sizleri hem tebrik ediyorum hem çok teşekkür ediyorum. Bugün de ilk kez kısmet oldu, beraberiz. Hoş geldiniz. Ben de zaman zaman sizlere katılmak arzusundayım, kabul ederseniz. Siz Artunç Bey enflasyonla ilgili bilgi verirken bir yandan da haber akışlarına şöyle bir göz atıyordum. Bursa merkezli bir kısa süreli bir deprem yaşanmış İstanbul'da. Ben fark ettim. Ben bayağı fark ettim. Herkese. Evet. Ben hissetmedim. Umarım ciddi bir şey değildir. Şimdi çok kısa sürdü, onu söyleyeyim bir. Yani sürmüş, evet. Çok kısa sürdü ama böyle ciddi bir vurdu yani. Ciddi bir vurdu. Evet, Bursa'da da çok hissedilmiş ama İstanbul'dan evet. Da hissedilmiş. Çok geçmiş olsun. Evet. Allah uzak etsin. Şimdi aynen olsun. Amin. Şimdi ben enflasyondan alayım. Altından devam edeyim. Sonra hisse senetleri ve Borsa İstanbul'da da toparlama yapmaya çalışayım. Öncelikle gelen enflasyon rakamları zaten Artuş Bey değindi. Bir miktar ivme kaybı olsa da hala geçtiğimiz ayın üzerinde diri duran ve o sıcak ekonomiyi ve likidite bolluğunu temsil eden, aynı zamanda hem seçim takvimiyle beraber bir takım o vazgeçilmeyen yaklaşımların etkilerini gördüğümüz, bir yandan enerji fiyatları yüzünden işte şimdi doğalgaz biliyorsunuz işte bir süre bedavaydı, sonra işte belli bir metreküpten sonra bilmem ne, bunların etkileriyle beraber o hala diri duran bir enflasyon var. Enflasyon mücadelesinin neresindeyiz? Yani aslında çok daha başındayız. Bütün dünya bir süredir pandemiden beri kucağında bulduğu enflasyonla adeta kavga ediyor. Amerika belki bir tık bazen öne geçiyor. Tam diyoruz ki tamam, Amerika enflasyonu yenmek üzere. Çok önden yüklemeli bazı fiyatlamalar var yurt dışı endekslerde. Hep konuşuyoruz. Altında da aynı şekilde çok ciddi bir iyimserlik var. Yani parasal sıkılaştırma bitiyor. İşte FED artık faiz indirimine dönecek, zafer ilan ediliyor ve bunun da altın fiyatlarına yukarı yönlü etkisi oluyor. Bunun da biraz fazla iyimser olduğunu düşünüyorum, onu ben söyleyeyim. Yani FED'in şimdi en son gelen raporlarda mesela BOFA'nın bir raporu var, Haziran ayında indirim bekliyor. Ben en erken Haziran, ki Haziran bence yine iyimser, sonbahardan önce bir indirim olması ihtimali FED tarafına görmüyorum. Dolayısıyla altın fiyatlarında iyi bir alternatif olduğunu düşünmekle beraber portföylerde 2024 yılında portföyün yıldızı olacağını tahmin etmiyorum. Peki portföylerin yıldızları ne olabilir? Yine hisse senetleri mi olabilir? Şimdi oraya gelelim. Yine çok güzel bir noktaya değindi Artuş Bey. Alternatif maliyetler artıyor. Kafalar karışıyor. Yani yatırımcı ekrana baktığında vallahi ne yalan söyleyeyim, bir aydır herhalde 8000'in etrafında yok çıktık yok düştük. 8000 üzerine atıyoruz. Konuşuyorum sağda solda yatırımcılarda. Vallahi Tuna Bey diyor, piyasa 8000 geçti ama diyor benim mallar hala %15 zararda diyor. Yani herkes bir şeyde sıkıntıda. Bir taraftan herkes birbiriyle mevduat faizlerini paylaşıyor. İşte şu banka şuraya getirmiş, bu banka buraya getirmiş. Yok işte KKM'den çıkanlar benim böyle bir param var, fon mu alsam diye arıyor falan. Yani özetle
İnsanlar geçen sene getiri arayışıyla Borsa İstanbul'a adeta yığılmıştı. Şimdi yavaş yavaş burada sıkılanlar olmaya başladı. Alternatif maliyetlerden daha cazip gelenler olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi tabii ki mevduat. Eğer faiz hassasiyetiniz yoksa şu anda önemli bir sıkılaştırma ikliminde, faizlerin arttığı bir konjonktürde mevduat faizleri ya kafam ağrımasın diye yönlenebileceğiniz bir rakip haline geldi. Borsanın artık mevduat rakibidir. Ama geçtiğimiz tarihe baktığımız zaman yani bu iş şeye benzetiyorum ben. Yani bu işi iyi yapanlar gene iyi yapmaya devam edecek. Yani tecrübeli profesyonel yatırımcılar burada kendilerine her zaman iyi analizle mevduatın üstünde getiri bulabilecekler. Ama geçtiğimiz yıl olduğu gibi bilgisi kısıtlı olanın da az bir portföyle katılanın da çok parayla katılanın da hep yükselen piyasada sürekli para kazandığı bir dönemin sonuna geldik. Bu artık 2-2-4. Bundan sonra işte yine Artuş Bey'in dediğine atıfta bulunayım. Seçici olmak zorundayız. Şimdi seçici olmak çok rahatlatan bir kelime. Yani herkes çıkıyor. İşte çok seçici olalım, dikkatli olalım. Bundan sıkıntı yok. Peki tamam, ne yapalım ama? Hepsine katılıyoruz da. Yani nasıl seçici olacağız? Yani ekranı açıp seçerken neye bakacağız? Şimdi benim bu tarafımda ekran var da o yüzden bakıyorum. Yani hisse senetlerini neye göre seçeceğiz? Bunlar sektörel kırılımları var. Bence biz bir gün şöyle sürpriz bir program yapalım. Direkt hisse senetlerine yönelik detaylı bir analiz programı da yapalım beraber. Ben de oraya katkı vermekten çok memnun olurum. Kesinlikle. Çok güzel. Şimdi Borsa İstanbul'un 8000'in üzerinde yaşamaya çalıştığı, adeta hani can çekiştiği bir piyasa yaşıyoruz. Bir can suyu arıyor, bir suni teneffüs arıyor. Biri gelsin bir hayat öpücüğü arıyor, bir momentum istiyor. Şöyle bir 8300'lere, 8500'lere tekrar yeni zirveye doğru gideyim diye ama yok. Yani yabancı diyoruz, yok. Yerli zaten bunaldı, malları zaten zararda. İşte acaba bundan sonra enflasyon muhasebesiyle ilgili bir sıkıntı gelir mi diye böyle bir kulağımızın bir köşesinde hala bir içimiz kıpır kıpır. Bu yarayacak şirketler var, çok olumsuz etkileyecek şirketler var. Bir yandan bir sabah bir uyandık, geçen hafta çok güzel işlediniz. Hop, vergi. Ne oluyor? Yani vergi mi geliyor? Yani böyle her yandan bir o baskıyı hisseden ve belirsizliklerin biraz daha ön plana çıktığı bir Borsa İstanbul var. Bunların tamamını piyasa sevmez. Yani yatırımcı sevmez. Neden buraya bu kadar gerilesin? Yani o yüzden hızlı bir şekilde 8000 üzerine kendini tutan, devam etme momentumunu gören bir Borsa İstanbul'a acil ihtiyacımız var. Buna ne kadar inanıyorsun? Olur mu derseniz. Ben şu anda kötü senaryonun biraz daha ötelendiğini, yani olası dönüşlerin öyle çok kırılganlığa dönüşmeyeceğini ama tatmin eden bir yükselişin de henüz daha gelmeyeceğini, bu böyle işte iki ileri bir geri orta saha mücadelesinin bir süre daha devam etme ihtimali biraz daha yakın görüyorum. O yüzden portföylerin tamamen hisse senedine girdim abi, çok kazanıyoruzdan. Yani ne olur ne olmaz diye bir miktar mevduat yaptım, biraz altın koydum. Ne bileyim işte yatırım fonlarına bakıyorum. İşte daha tematik yatırım fonlarına şöyle inceliyorum. Hisse senetlerim var. Uzun vadeli, orta vadeli güvendiğim sektörler senetlerim var. Onlar benim yatırımım diye şöyle portföylerde hafif bir yeniden yapılandırma yapma ihtiyacı olduğunu çok açık bir şekilde görüyorum. Yurt dışı hisse senetleriyle de noktalıyım. Biraz orada da aşırı iyimserlik esti son birkaç haftadır. Yani FED enflasyonun başını tuttu, ezecek, indirime geçiyoruz, yaşasın bolluk geliyor diye. Ona da biraz var, sanki önden fiyatlandı, onun da bir düzeltme ihtimali var yeni yılla beraber. Belki yılbaşına, Christmas'ta şuydu, yıl sonu kapanışı çok bozmazlar ama yani yeni yılla beraber orada da bir tatlı düzeltme ihtimali var. Yani bunlara dikkat etmek koşuluyla yine portföylerdeki nakit ağırlığını olası geri çekilmelerde kullanmak için bir dengeyi, nakit ağırlığını arttırmak koşuluyla hisse senetleri tarafında yatırımlara devam edilebilir. Sektör anlamında da özellikle Türkiye'de önümüzdeki dönemde, yani burası kurtarılacaksa ve devam edilirse bankasız olmaz. Bir tane bankayı bir kenara atın. Enerji tarafı çok ciddi fiyatlandı, geri çekildi. Enerjilerden özellikle de yenilenebilir. Bunu da söylemek çok zor. Enerjilerden seçmek lazım.
Ben geçen bir yayında yenilebilir demişim. Arkadaş bana mesaj atıyor, diyor ki Tuna, yenilebilir enerji nasıl? Nasıl yiyoruz bu enerjiyi? Bir söylesene bana diye dalga geçti bende. Ama insanın dili zor dönüyor, yenilenebilir diye. Enerjilerden düşünmek lazım. Enflasyon dediğimiz zaman artık herkes ezberledi, para kendi, özellikle hızlı bir şekilde bu fiyatlara doğrudan yansıtan market zincirleri, bilançoları yine başı çekebilir. Öte yandan sigorta tarafını ben biraz daha ön plana koyabilirim. Sigortalar bir süredir bir potansiyel taşıyor ve 2024 sektör anlamında sigorta tarafına da iyi bir besleyebilir. Bunlara da bakmak lazım. Ben 8000'in üzerinde kalabildiğimiz, yeni zirveler deneyebildiğimiz bir iyimser senaryoda yine burada bazı tatmin eden getirileri bulma şansınız olduğunu, ama bunun yavaş yavaş düşmeye başladığını, işlerin zorlaşmaya başladığını, öyle artık kolay kolay hani derler ya, sürekli pilav yeme dönemi biraz bitti. Özetle 8000 zorlanıyoruz, üzerinde kalırsak belki iyi bir ihtimal var ama bizi taşıyacak bir momentum, bir yabancı arayışı içerisinde. Zaten bu hafta da Sayın Erdoğan Katar'a gidiyor, sonra Atina'ya gidiyor. Sayın Şimşek zaten temaslara sürekli devam ediyor. Yabancının bir vadede buraya ilgi gösterdiğini biliyoruz. Ama gelip de bu malları sıyırmayacaklar. Yani yabancı geldi, hurra, her şey tavan oldu diye bir dünya zaten olmayacak. Yani bon arttırır, tahvil arttırır. Yavaş yavaş bu chipslerden dediğimiz ağırlık arttırır. Biz bunları hissederiz, memnun oluruz, yukarı gideriz. Orası ayrı. Ama yabancı da buranın böyle, hani biz bir sene, bir buçuk senedir kendimizi aldık, verdik, bitirdik. Yabancı gelsin, bizden malları alsın, şu paraları cebimize koyalım. Öyle bir dünyada maalesef yok. Teşekkür ediyorum Tuna Bey. Genel piyasa içi yorumunuzla birlikte biraz daha yatırımcıların aslında bu süreçte ne yapması gerektiğiyle ilgili ipuçları verdiniz. Önemliydi bu nokta. Katkılarınız da bugün bizim için çok değerli. Bununla birlikte tabii ki bu hafta beklenen veriler var. Şimdi bunların ışığında da birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi piyasalar genel olarak küresele baktığımızda Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu gelecek. Buradaki aslında ekonomik büyüme ivmesini kaybedip kaybetmeyeceğiyle ilgili bilgi verecek bize. Bununla birlikte aynı zamanda hemen bakalım, Salı günü açıklanacak, yani yarın açıklanacak ABD tarafındaki JOLTS iş imkanları, iş ilanları gelecek. Şimdi Cuma günü bir rally vardı biliyorsunuz, S&P 500 yılın en yüksek seviyesini yaptı. Aralık'ın artık kapanışla birlikte Aralık 1'de en yüksek seviyeye geldi. Buradaki rally'den birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü Powell'ın aslında faiz oranları konusunda biraz daha dikkatli hareket etme sözü vermişti ama sıkılaştırmalı çok ileri gitme riskleri ya da kontrol edememe riskleriyle ilgili daha dengeli bir noktada olduğunu dile getiren açıklamalar gerçekleştirdi. Şimdi buradaki görüntüye baktığımızda Mart'ın 2024'ünde erken bir tarihinde faiz indirimine gitme ihtimali var mı? İşte buradaki piyasadaki rally'yi gördük ama genel bir görüntü nasıl olacak bizim tarafa yansıması? Evet. Şimdi dünyada bazı temel konular var ki o temel konulardan uzaklaşamıyorsunuz. Zaman zaman ifrat tefrit, yani aşırı alım ya da aşırı satıma gidebilir piyasalar, bunlar doğasında var. O yüzden ne bekliyorsunuz bir konu, ikincisi bu beklenti sırasında piyasanın verdiği tepki ne, ikinci önemli konu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Mart-Nisan'da bir faiz indirimi gelecek beklentisi var. Büyük oranda fiyatlara yansıdı mı? Yansıdı. Borsalar yukarı hareketler yaptı mı? Yaptı. Altın 2100'leri kırdı mı? Kırdı. Şimdi demek ki bu haberler gerçekleşecek olsa bile piyasada şirket karlılıklarına bu yansıyor mu, yansımıyor mu bu beklenti? Onu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Yani bu aşırı iyimser fiyatlamanın sonuna gelmiş olabiliriz. Bunun temellerle destekleniyor olması lazım. Aynı, biraz önce Allah benzetmesin, 5.1'lik bir deprem değil mi? Ben sizden önce bir enflasyon yayını yapıyordum. Dedim ki konutta 6 ay öncesine kadar düşük bir faizle konut alanlar bu işten karlı çıkmıştır. Konut fiyatlarında da dolar bazında düşüşler olabilir ama TL bazında çok böyle büyük kırılmalar beklememek lazım. Niye? Türkiye'de bir, Allah korusun, İstanbul'da bir deprem gerçeği var. Temel bir şey bu. Değiştiremezsiniz. İkincisi, Covid gibi bir dönem yaşadık. Covid'de konut üretimi çok düştü. Yani mevcut konut satılabilir tarafı zaten az. Gibi temel şeyler var.
bu temellerden baktığımız zaman bu hafta gelecek o tarım dışı rakamı da önemli. O yüzden ekonomik verilerin ne söylediğine bakmak lazım. Ben bu ekonomik verilere bakarken de aşırı iyimser fiyatlamaların olduğu bir dönemde ise temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani biz o veriye yaklaşıyoruz. Borsalar hala bayram havasında. Bir dakika Artuş, dur diyorum. Yani bence iyimser fiyatlamalar çok hızlı ve önden yapıldı. Birazcık bir temkinli olmak lazım. Böyle ekonomilerde geçiş dönemlerinde, hani yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş dönemlerinde merkez bankaları öyle şey yapmaz. Yani birden çatır çatır faiz indirimlerine başlamazlar. O yüzden ben Mart Nisan'ın hala çok iyimser olduğunu düşünüyorum. Takip edeceğiz. Piyasaların fazla iyimser fiyatladığını düşünüyorum. Takip edeceğiz. Hisse senetleri tarafında da Tuna Bey biraz önce çok detaylı aktardı. Ben enflasyon verilerine baktığım zaman hem ÜFE'ye hem TÜFE'ye ve Mehmet Şimşek'in ihracat yapan açıklamalarına baktığım zaman şunu görüyorum. Yani ihracat yapacak ama katma değerli olması lazım. İhracat yapacak ama kur tarafından çok fazla bir şey beklememesi lazım. Rekabet gücü beklememesi lazım. Çünkü kur çok yukarı gitmeyecek önümüzdeki dönemde Türkiye'de. Tamam perakende ama bir miktar faizler yüksek olduğu için, enflasyon düşmeye başladığı için perakende eskisi gibi kar marjlarını arttıramayacak. Evet, enerjide çok sert hareketler görebiliriz. En esas hani baktığım zaman yine Tuna'nın söylediklerinden bu blue chip'leri, yani daha defansif hisselerin ve daha banka hisselerinin yavaş yavaş tercih edileceğini düşünüyorum. Erken olmakla birlikte, çünkü basit bir hikaye var burada. Rasyonelleşiyorsanız yabancı önce rasyonelleşmeye getiri eğrisinde gelir. Yani tahvil ve bonoya gelir. O getiriyi elde eder. Orada bir miktar Türk lirası bollaşmaya başlar. Türk lirası bollaşmaya başlayınca Türk lirası getiriler düşmeye başlar. Türk lirası getiriler düşmeye başladığında da ekonomi hızlanır. Şirket kârları ve performansları artar. O yüzden ben biraz daha blue chip'ler, teknoloji hisseleri ve bonoya yabancı gelişini gördükten sonra banka hisselerinin hareket edeceğini düşünüyorum Narsen. Çok teşekkür ediyorum genel yorumlarınız için. Yavaş yavaş programı sonlandırıyoruz artık. Bir sonraki programımız çarşamba günü olacak. Bahadır Bey de bizlerle birlikte olacak. Gündem arasında buluşacağız. Daha teknik detaylara bakacağız orada da. Tuna Bey, sizleri de aramızda ağırladığımız için çok mutluyuz. Bir daha bu keyfi sizlerle birlikte yaşayacağımızı düşünüyoruz. O yüzden bizi takipte kalın. İyi bir hafta diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. İyi haftalar. Hoşçakalın.